Halk arasında çeken akıntı olarak bilinen ve Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan rip akıntısı nedeniyle Samsun'da boğulma vakaları bu sezon rekor kırdı. Sadece bir ay içerisinde yaşanan boğulma vakası rakamları Samsun Denizi'nin bu sezon çok tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Samsun Valiliği tarafından denizin tehlikeli olduğu yönünde yapılan uyarılara kulak tıkamanın bilançosu ağır oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Grup Amiri Mustafa Doğru, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Samsun Atakum sahilindeyiz şu anda. Rip akıntısı halk dilinde çeken akıntı olarak bilinir. Türkiye'de Karadeniz'de görünmesinin sebebi deniz dip tabanının kumlu yapıda olmasındandır. Daha çok rüzgarlı havalarda denizin dalgalı olduğu zamanlarda etkisini gösteren rip akıntısı şiddetli dalganın kıyıda kırılmasıyla birlikte deniz dip zemininde dalyan ve yarık oluşturarak sığ sudan derin suya doğru hareketine rip akıntısı diyoruz. Rip akıntısı dibe doğru değil açığa doğru sürükler. O yüzden ne yapmalıyız rip akıntısına yakalandığımızda? Hiçbir şekilde panik yapmamalıyız. Soğukkanlı kalmalıyız. Su üstünde kalmaya çalışmalıyız. Enerjimizi boşa harcamamalıyız. Kıyıya doğru değil, sağa veya sola yüzerek akıntıdan çıkabiliriz.